onu yerine getirmeye çalışıyorum. Bir başkası olsa öfkesine yenilebilirdi. Adaletli davranamayabilirdi. Yüce gönüllüymüşsün. Her türlü gelirden sana kalan pay. Yalnız bir şartım var. Parayı alacaksın. Ama dediğimi yaparsan. Ne istiyorsun? Kemal'den boşanacaksın. Haddini aşıyorsun. Bunu yapmaya hakkın yok. Bana böyle bir şart koşamazsın. Abimin vasiyetini yerine getirmek zorundasın. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Muzaffer'in vasiyetine senden daha fazla ehemmiyet veriyorum. Muzaffer seni Kemal'den kurtarmak istiyordu. Onun seninle ilgili en büyük talebi buydu. Karar senin tabii. Aklı başında bir kadınsın. Bir işçi karısı olarak yaşamayı seçebilirsin. Kemal'in kazandığı parayla pekala bir hayat sürebilirsin. Ya da dönersin çiftliğe. Özlemini duyduğun eski hayata. Ya parasız sefil bir hayat. Ya da kemalsiz iyi bir hayat. Tercihini yap. Hemen cevap verme. Kolay verilecek bir karar değil. İstikbalini tayin edeceksin. İşte. Param burada. İyi düşün. Benim acelem yok. İstediğin zaman gelirim. Zehra. He? Bilezliklerini getir. Bilezliklerim mi? Yanımda değil ki, çiftlikte onlar. İyi ya. Git getir çabuk. Yok. Getirmem. Sen bana karşı mı duruyorsun? Ama garanti mi onlar benim? Zor günler için zahlıyorum ben onları. İyi ya. Şimdi de zor günler. Lazım diyorum sana. Git getir çabuk. Ben neye lazım olduğunu biliyorum onların. Kumara zıhından diye değil mi? Ha? Oğluna lazımlar. Oğluna. Hamza'ya. Hamza'ya mı? Hayır. Hamza'ya. Sen ne diyorsun Cemşit? Hamza yaşıyor. Yalancı! Yalan söylüyorsun! Başka yalan bulamadın mı? Bana yalan söylemeyi utanmıyor musun? Yazın değil mi bana? Yazın değil mi bana? Yazın! Yalan değil. Yalan söylenir mi? Hamza yaşıyor. Ben de şaştım senin gibi. Birdenbire çıka geldi. Safa sağlam. Esah mı? Esah mı diyorsun ha? Esah mı diyorsun? He ya. Esah, esah. Kanlı canlı. O
mezarda yatan Hamza Değer'miş. Duydun dualarımı Allah'ım. Şimdi para lazım. Kaçması, yakalanmaması için para lazım. Anladın mı şimdi bilezikleri niye istedim? Anladım, anladım. Şimdi vereceğim. Vereceğim, 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 vereceğim. Allah'ım, Allah'ım duydun beni Allah'ım. Hoş geldik Kemal. Hoş bulduk usta. Gel bakalım. Sana bahsettiğim makine ustasını getirdim. Kemal. Merhaba. Hoş geldin. Daha önce nerelerde çalıştın? Dinç Aslan Çırçır'da. Burası küçük bir atölye. Dinç Aslan Çırçır'a benzemez. Oradaki kadar para veremeyiz sana. Biliyorum. Muhsin Usta bahsetti. Burada vaktinin tümünü makineler almaz. Bizimle çalışacaksan başka işler de bekleriz senden. İşten kaçmam. Ne gerekiyorsa yaparım. Yeri gelince pamuk çuvalları da taşıyacaksın. Makinelerde çalışacaksın. Nerede ihtiyaç varsa oraya koşacaksın. Bu şartlarda çalışmaya varsan... Varım. O vakit işe alındın. Sağ olun. Kemal'i işe almakla çok isabetli bir karar verdiniz. Göreceksiniz. Ne zaman başlayayım? Hemen. Hemen mi? İmanı mı var? Yok, hayır. Uğurlu kademli olsun. Sağ olun. Sağ ol usta. Halide de çok sevinecek. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Baba, ya niye geldin bu dağ başına? Ne edeceğim ben bir başıma burada? Bu dağların Allah'ına kurban oğlum. Keyfimizden gelmedik. Bilhassa geldik bu dağ başına. Senin iyiliğin için. Burada sen ne bir gören olur, ne de bir tanıyan. Bir müddet burada mecbursun yaşayacaksın. Yakalanıp Kodes'e girsen daha mı iyi? Daha sonra başka bir şehirde bir yer ayarlarız. Ama şimdi burada idare edeceksin. Başka çaren yok. Hamza. Sana şu işi yaptıran adamın adını demeyeceğim mi hala? Demeyeceğim baba. Ölsem de kalsam da demeyeceğim. Kolay gelsin. Ne diyorsun sen burada ya? Çıksana dışarı. Aa, ne diyorsunu mu var? Çiftliği teftiş ediyorum. Değil mi? Ha? Bakalım yumurtaları nasıl topluyorsun? Değil mi? Ay, geri dur bağlım. Ya insaf et Gülizar ya. İnan sabrım kalmadı artık. Ya sen ne haşinmişsin ya? Ya beklemeye tahammülüm kalmadı diyorum sana. Seviyor musun beni? Ah. Sevmek ne demek ya? Ölüyorum, ölüyorum.
kandırıyorum seni. Ya ispat edeyim o vakit. Sen yeter ki bu akşam kapını kilitleme. Nasıl ispat edeceğim? Ya gelince görürsün. Geleyim değil mi? Bilmiyorum. Ya bunun bilecek bir tarafı kalmadı artık. Sen istesen de geleceğim, istemesen de geleceğim. Bak hele, sen bu gece kapını sakın kilitleme. Düşün Örük. Yani tamam mı diyorsun? Düşünürük diyorum. He. Ay, dur, boğacak mı beni ya? Çekil. Bak hele. Gelmeden önce iyice bir yıkan. Yıkanayım mı? He, teke gibi kokma be. Yani kabul mü diyorsun? Yo, düşünürük dedik ya. Ben anlayacağımı anladım Gülizar. Nasıl böyle bir hata yapılır anlamıyorum Sayın Savcım. Cesedi doğru dürüst teşhis etmemişler. Kimlik tespitini cesedin üzerinden çıkan eşyalardan yapmışlar. Teferruatlı bir tetkike lüzum bile görmemişler. Düşünün, parmak izini incelemeden bu Hamza'dır diye babasına teslim etmişler. Kusura bakmayın. Sizi de apar topar buraya çağırdık. Mühim değil. Ceset çürümeye başlamadan parmak izini almamız gerekiyordu. Bu yüzden kaybedecek zamanımız yoktu. Elinizde şahsın parmak izlerinin bulunması şans. Sadece Hamza'nın değil, Adana'nın yarısının parmak izi var elimizde. Umarım bir neticeye ulaşırız. Umarım. Umarım geç kalmamışızdır. Pakize uyuyun mu kız? He. Yalancı. Susarsan uyuyacağım. Senin bu yaptığını kimse yapmaz biliyorum değil mi Pakize? Hakkımı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum yemin ediyorum. Biliyor musun Pakize, ben hiç kıymet görmedim. Herkes bana boş vermiş. Allah'ın acımadığına biz niye acıyak dediler zar. Bebeliğimden beri hep iptilip kakıldım. Canı sıkılan gelip bana çattı. Herkes lafıma gülüp geçti.
Aha böyle eşya kadar oldum. Gene de bir tane adam beni adam yerine koymadı. İşte o zaman anladım bundan kurtuluş yok. Ya kaderime küsüp karılar bağlayacağım. Ya da ben de maytap geçeceğim. Herkes benimle. Ben de hayattan maytap geçeceğim. Ağlayıp da gözden mi olayım? Vurdum kendimi deliliğe. Sulu olduğuma bakma ha. Gönlümdeki acı yanıp duruyor. Ne yapayım ben de böyle sululukla söndürüyorum işte. Öfkem böyle bazen taşıp taşıp kabarıyor. Gerçek gerçek gülüyorum o vakit. Halil'e de kimse beni anlamıyor tabi. Sana bir şey diyeyim mi? Ben böyle gülüp geçiyorum ama... gece oluyor da yatağa giriyorum ya... gülemiyorum biliyor musun? Hem de hiç gülemiyorum. İnsan o vakit yalnızlığını daha iyi anlıyor. Diyorum ki, böyle benimle karşıma senin gibi böyle özü sözü bir... böyle güçlü, kuvvetli, kimseye eyvallah olmayan biri çıksa... bak sana yemin ediyorum 10 dakika basarım nikahı. Ondan kelle havada karada ölüm yok bana yemin ediyorum. Canımı dişime takar, ekmeğimi taştan çıkarırım vallahi. Öyle başkaları gibi de kıymet bilmemezlik yapmam ha. Gözümü mahreme çevirmem. Böyle dizinin dibinden ayrılmam. Yemez yediririm, içmez içiririm, giymez giyindiririm. Vallahi. Bak Allah seni inandırsın, yemin ediyorum yani. Çok mesut ederim. Duyun lan beni. Bakıza uyudun mu kız? Yok. Uyumadım. Sen ne diyorsun bu usta? Allah rahatlık versin. Gülizar, sen bu hale düşecek kadın mıydın? Koskoca Muzaffer Bey'den sonra kala kala bir bereşte mi kalacaktın? Adam sende. Kaldıysam kaldım. Erkek değil mi? Allah, sen günah yazma ya Rabbim. Bir ömür boyu boş duracak değilim ya.
Hacer. Şşş. Hacer. Gülizar. Ne oldu Reşit Efendi? Uyku mu tutmadı? Hem de nasıl tutmadı? Gülizar. He. Niye açmadın kız kapıyı? Niye beni dışarıda beklettin ha? Hiç açmayacaksın zannettim. Niye açmayayım ki? Reşit. Reşit'in var ya, kurban olsun sağ. Beni gezmelere götüreceksin mi? Götürmem mi kız? Bana entariler alacaksın mı? Golye alacaksın mı? Almam mı kız? Her dediğini alacağım. Her dediğim öyle mi? Alır mısın? Öte bile geçerim. Söz mü? Söz kız. Ben var ya... senin gibi bir avladı hayatımda hiç görmedim. Senin her dediğini yaparım. Dünyanın sonuna bile giderim Gülizar. Çok geç kaldık Gülizar. Allah. Çok geç kaldık. Uyuyup kalmışız. Allah vere de Hacer uyanmamış olsa. Allah. Çok geç kaldık Gülizar, çok geç kaldık. Hamza ölü kabul edildiği için rahat rahat kaçma imkanı olmuştur. Eminim ki şimdiye kadar saklanabileceği güvenli bir yer bulmuştur. Bu yüzden yakalamamız biraz uzun sürebilir. Lakin şundan hiç şüpheniz olmasın. Er ya da geç yakalayacağız. Bakın Serap Hanım, sizi temin ederim ki... başından beri bu dosyada
titizlikle çalışıyoruz. Buna mukabil yine de böyle bir hata yapıldı. Ne kadar üzgün olduğumu belirtmeme izin verin lütfen. Emin olun ki bu durum tamamen bizim dışımızda vuku buldu. Size kızmıyorum. Görevinizi yaptınız. Size sadece teşekkür edebilirim. Anlayışınıza teşekkür ederim. Bundan sonra da her tür gelişmede size haber vereceğiz. O halde izninizi rica edeceğim. Boşuna üzülmüşsün. Ben de boşuna sevinmişim. Hamza alçağı yaşıyormuş. Ne? Yakalandı mı yoksam? Hamza. Adı batsın. Ah benim kara yazılım. Ah benim kömür gözlüm. Biliyordun. Hamza'nın ölmediğini biliyordun. Yok. Nereden bileceğim? Boşuna inkar etme. Biliyordun. Yaşıyormuş deyince sevineceğini üzüldün. Yakalandı diye korktun. Yok. Bileziklerin nereye gittiği anlaşıldı şimdi. O valizdeki eşyalar da fakir fukaraya değildi değil mi? Hamza'yaydı hepsi. Babam olacak o alçağın başının altından çıktı değil mi bütün bunlar? Güllüm, sakin ol kızım. Bak bebeğine zarar. Görecek o gününü. Görecek o gününü. Güllüm sakin ol. Güllüm. Güllüm kızım. Güllüm. Güllüm. Kızım sakin ol. Kızım Güllüm. Güllüm kızım dur Allah aşkına. Güllüm. Güllüm. Güllüm kızım dur. Güllü, Güllü kurbanın olayım. Dur kızım, dur. Güllü. Anne, karışma sen. Yalvarırım Güllü. 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 Güllü anne. Kızım. Güllü. Güllü kızım. Güllü kızım ne yapıyorsun? Güllü. Onu hakkımızı yedirmeyeceğiz. Sonuna kadar karşısındayız. Ramazan'da ben de bu hususta kararlıyız Kemal. En doğru kararı vermişsiniz. Gülün'ün bu yaptıklarına karşılık vermek lazımdı. Haysiyetli davrandın. Onun önünde eğilmedin. Güllü'nün oyununa gelmedin. Bana da ne kadar değer verdiğini bir kez daha anladım. Sonuna kadar yanınızdayım. Ona karşı hep birlikte mücadele edeceğiz.
Nerede o? Nerede dedim? Oğlun olacak o cani nerede? Onu sakladığını biliyorum. Söyle. Nerede o? Eğer söylemezsen... yemin ederim vururum seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.